Emekli komutan uyardı, Türkiye bir bölgesini kaybeder. Değerli izleyenler, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına katılan İstinye Üniversitesi Gülsam Direktörü Emekli İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin Suriyeli mülteciler konusuna değinirken mülteciler konusunda muhalefete sert tepki gösterdi. Türkiye'de son günlerde mültecilere yönelik oluşan tepkinin tamamının vatandaşın tepkisi olmadığını söyleyen İsmail Hakkı Pekin, bu tepkinin körüklendiğini belirterek yarın bir gün Türk çeteler oluşturularak Suriyelilere saldırdılar ya da Suriyeliler çeteler oluşturularak halka saldırırsa ne yapacağız, bu işin içinden nasıl çıkacağız diye sordu. Bu olayın bir provokasyon ve savaş şekli olduğuna dikkat çeken Pekin bunun hibrit savaşın bir bölümü olduğunu vurgulayarak Türkiye'de bu konuda bir başkaldırı oluşabilir uyarısında bulundu. Pekin biz bunu daha önce gördük, 1978 dedik orada, daha sonra Kahramanmaraş'ta Alevilerin evlerinin işaretlenerek makineli tüfeklerle ateş edildiğini, karşılıklı olarak kavga edildiğini gördük, bunu başka yerlerde de yaptılar. Benzer durum Gazi olaylarında da yaşandı, dedi. Pekin, daha sonra Türkiye'nin Suriye sınırına yönelik politikalarına dikkat çekerken, bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin hedeflerine dikkat çekti ve bu bölgede oluşturulmak istenen yapay devletin önüne set çekilmek için verilen mücadeleye değindi. Pekin ayrıca iktidar değişimi halinde bugün uygulanan politikadan vazgeçilmesi halinde Türkiye'nin Güneydoğu bölgesini dahi kaybedebileceği uyarısında bulundu.